Merhaba kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz ve hayırlı Ramazanlar dileklerimizle 2022 KPSS sorularını çözmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sorularımız rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler ki bu sorular her sene mutlaka gelen sorulardan. Oldukça kolay soru mantığını anladığımız zaman şimdi birlikte yapalım inşallah biz de anlaşılmasına vesile oluruz diyelim. İşlemimize dikkat edelim. Ne var işlemimizde? Parantez içi var. Parantezin dışında çarpma işlemi var. O zaman önceliğimiz parantezin içi. Ancak parantezin içerisinde de hem pay hem payda olmak üzere iki tane farklı çıkarma işlemimiz var. Çapraz çarpma yöntemiyle başlayalım. Buna kelebek yöntemi de diyoruz. 5 bölü 7'yi şimdilik bırakıyorum dışarıda ve parantezimi açıyorum. Birinci işlemde bakın çapraz çarpmada 1 çarpı 5. 1 kere 5, 5. Aradaki işaretim eksi. 3 kere 3, 9. Bölü. Şimdi paydaları birbiriyle çarpıyorum. 3 kere 5, 15. Aynı şeyi payda için yapacağım. Ama ben bunu alt alta yapmıyorum. Hemen parantezin içine yapıyorum. Yine 5 kere 9, 45. Aradaki işaretim eksi. 7 kere 7, 49. Hemen paydalarımızı da çarpalım. 7 kere 9 63. İşte iskeletimizi çıkarmış olduk. Bundan sonrası çok daha kolay. Şimdi 5 bölü 7'mizi gene bırakıyoruz. Parantezimizin içini sadeleştirmeye başlayalım. 5 eksi 9'a eksi 4 bölü 15 şeklinde yazdık. Bölü 45 eksi 49. Bakın yine buradan eksi 4 geldi. Eksi 4 bölü 63. Şimdi şurada şu açıklamamızı yapalım. Biliyoruz ki çarpma ve bölme işlemlerinde affedersiniz. Çarpma ve bölme işlemlerinde iki tane eksi bir araya geldiği zaman yani işaretler aynı olduğu zaman pozitif oluyordu. O zaman şuradaki eksi dörtler bir araya geldiğinde işlemimiz pozitif oldu. Daha kolay oldu. Şimdi aynı şekilde bakın şu bölme işleminde artık neye dikkat edeceğim? Önce 5 bölü 7'mizi yazalım. Şimdi parantezin içini tek bir işlem halinde yazmaya çalışacağım. Ama artık pozitif yazabilirim. Çünkü şuradan gelen eksiyle buradan gelen eksi işlemimizi pozitif yaptı. Yine çapraz çarpma yöntemiyle yapıyorum. Yani nasıl bunun mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şurada 4 çarpı 63, 15 çarpı 4 şeklinde yazacağız işlemimizi. Ben artık bu 4 çarpı 63'ü İşlemin sonucunu yazarak değil de sadeleştirmeler mutlaka olacaktır. Bu yüzden açık şekilde yazıyorum. 4 çarpı 15. Her zaman olur mu bu sadeleştirmeler? Evet, her zaman oluyor. Genellikle oluyor. Yani %90 oluyor diyelim. Şimdi artık sadeleştirmeleri yapalım ve işin en güzel, en eğlenceli tarafı bu. Nedir bu? Dörtler birbirini götürdü. Şimdi 15 ve 10, şuradaki 5 ve 15'e baktığım zaman 5 15'in 3'te 1'i. Buraya da 3 geldi. 63 ve 7'ye baktığım zaman 9 geldi. Ve işlemimin sonucu şuradan devam ediyorum. 9 bölü 3'ten 3 olarak bulunmuş oldu. Gördüğümüz gibi oldukça kolay bir soru. İkinci sorumuzla devam edeceğiz.